Artık. Evet. Karavana Podcast'te podcastlerin en güzeline hoş geldiniz. Yehu. Ben karşınızda Uğur. Ben Ufuk. Sizlere bir bölümden daha TRT spikeri olarak merhaba diyoruz. Bu bölümümüzde akışımızı bildiriyorum size. Hiç bilmiyorum. Bölüm sonunda söylerim. Ben ortaya koyarım. Ondan sonra diyorlar ki şey gerçekten doğal mı? Değil. Hiçbir Değil. şey doğal değil. Tamamen tekst var önümüzde. Tekstten okuyoruz. Tekst var, montaj var. Peki bir şey montaj olacak canım Abi, zaten. efendime söyleyeyim. O kadar akıcı da yani bir zahmet. Merhabalar bu arada. Ben Yaptık ya. Ufuk. Nasılsın? İyiyim. Güzelim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Bomba gibiyim diyelim. Herkese de buradan enerji gönderelim. Enerji. Uçakta bu sözü söylersin. Uçağı boşaltmak zorunda olduklarını biliyor muydun ya? Ne ya? Bomba. Patlamak. Veya herhangi buna benzer bir terim kullanırsan uçağı boşaltmak zorundalarmış. O kadar da değildir canım. Yani nasılsın? Bomba gibiyim abi bugün. Çok güzel Tabii falan. geçince direkt seni polis çağırıyorlar. Polis Şimdi gel. eşliğinde tüm uçak boşaltılıyor. Arama yapılıyor. Sonra tekrar geliyor. Havalimanında söylemek değil. Uçağın Uçağın içinde. içinde. Doğru mudur? Evet. Oturuyorum. Evet. Bir anda seninle karşılaştım. Böyle yıllar geçmiş üstünden. Uçakta karşılaşmışız. Tabii. Yani nasılsın abi? Bomba gibiyim abi diyorum. Uçak duruyor. Uçak duruyor. Yani şöyle başka biri bunu duyup hostese veya pilota aktarırsa uçak duruyor. Tüm uçak Ha, ben boşaltılıyor. Arama yapılıyor. dinliyorlar zannettim. Oldu sürekli. Seni mi dinleyecek adamlar? Öyle aktardın ama yanlış bilgi. Bak kirli bilgi. Dezenformasyon. Deterjanla Dezenformasyon yasası bu yüzden. anlattım sana. Evet. Bunu şişeyle O anladım. zaman herkesin çok merak ettiği bomba gibi olmanın sebeplerini çok merak ettiğimiz o soruya geliyorum. Hafta nasıl geçti? Çok şaşırdım bu soruya gerçekten. Sormanı İlk beklemiyordum. defa sordum bence de beklememen doğal. Ama hazırlıklı geldim. Hissetmişim demek ki. Evet. Ben bu hafta kolay para kazanma yöntemlerini araştırarak vaktimi harcadım diyebilirim. Tabii ki de iş saatlerimin dışında. Hiç inandırıcı gelmiyor. Evet. Neden? Yani gerçekten araştırdım. Çünkü evin yanında bir inşaat başlıyor. Dedim acaba ben bu evi alabilir miyim inşaattan? Bana sorsaydın ben cevabını verirdim. Alamazsın. Keşke sorsaydım diyeyim. Bilemedim işte, heves ettik. İnşaattan girsek kaç olur, o ne olur falan derken yani olmuyor. Dedim ki ne yapabiliriz? Nasıl kolay yoldan para kazanabiliriz? Buldun mu? Bulamadım. Çok Okey. araştırdım, bulamadım. Tamam. Ama en kolay yolun yine tabii ki en garanti yol olduğunu düşünerek KPSS'ye çalışmaya başladım. Çünkü devletin En azından 10 yıllık banka kredisi çekebilirim diye düşünüyorum. devletimizin her zaman kalbimizde büyük bir yeri var. İnşallah mülakatları Atlatırız canım. Mülakatta ne soracaklar sanki? atlatabilirsin. Çok soru var. Ne sorun bir Arkandaki tane. duvar ne renk? Arkamdaki duvar ne renk mi? Bu Haydi. askeriye sorusu ama mülakat Bakmadım sorusu değil. ki. İşte bakacaksın ya Heyecanlı ama. dikkat. Ya dikkat işte. Dikkat abi. Hep Bir de bunlar şey dikkat vardı sorusu. ya. Mülakatlarda size işte ne içersiniz diye sorduklarını fark etmez demeyin. Su değil. Yani çay de su de fark etmez. Hani fark Fark etmez. etmem. Yandın. Evet. Şey kararlı olduğunu göster diyorlar ya mülakatlarda. Abi ne içeceğim fark Ya etmez ben bir ama. Churchill alabilir Ice miyim? Americano varsa. Ben öyle mülakata hiç denk gelmedim. Sen hiç böyle yüz yüze mülakata girdin mi? Girdim. Ne iş, özel sektörde iş mi, Abi stajyerlik özel falan ne sektörde için? iş mülakatına girdim. Yani mülakat değil, iş görüşmesiydi aslında. Tam mülakat değildi ama adam CV'mi aldı eline. Böyle yeni nesil CV'ler var ya, onlardan biriydi. Level Level up. up. Aldı böyle Gerçekten. eline. Renkli değil mi CV? Böyle. Ya şey, şerit renk var böyle. Öyle çok Ha, yine klas, cluster güzel bir CV'ydi. Aldı, baktı, baktı, baktı. Çok güzel CV hazırlamışsın dedi. Okumadı. Bunun dedi soft hali varsa bana göndersene çok güzel duruyor dedi. Gönderirim tabii dedim. İki kişiler iyi polis kötü polis oynuyorlar bana. Hatta Allah. ilk Güzel mülakata denk gelmişsin. mezun olduktan sonra ilk şeylerimden, mülakatlarımdandı. Diyor ki sen diyor işte ben üniversitede daha çok böyle mekatronik elektrik makine karışık alanda ilerledim işte. Kodlamasıdır, makineli parçaları bağlamasıdır, mikro işlemcileri falan vesaire. İş görüşmesine gittiğim yerde haddhane. Haddane mi? Ha. O nedir ya? Dökümhane diyeyim ben sana yani. Dökümhane gibi bir yer. Mekanik bir terim mi? Yani Haddhane mi? ha, yani şey Atölye gibi bir şey atölye işte, aslında. atölyeye gitmişsin işte. Dökümhaneye gittim. Dökümhane. Dökümhane adamlar. Diyor ki sen diyor daha çok diyor mekatronikle ilgilenmişsin diyor. Biz burada diyor dökümhaneyiz biz bir şey yapmıyoruz burada diyor. Dedim fark eder mi ya makine mühendisiyim ben Burada her bıçak türlü dövüyoruz.
Ben dedim her türlü makine mühendisiyim be, yani onunla ilgilendim diye o işi yapacak değilim. Bu genel bir mühendislik. Ya herhangi bir çark varsa. Yani ben bir makinenin olduğu yerde çalışabilirim dedim. O bir soru soruyor, adam diyor ki olur diyor, mühendis sonuçta yapabilir diyor. O diyor yok ama diyor hiç bakmamış buralara diyor. Bu konularla hiç Kas gerektiriyor, ilgilenmemiş burada falan döküyoruz, filan. döküm yapıyoruz ya. Böyle iyi polis kötü polis oynadılar. Sonra dedi ki maaş beklenti ne kadar dedi. Biraz yüksek söylemişim. Ben onu dedi 10 yıllık mühendisime veriyorum dedim. Ve dedi. Şey ama O değil mi? dedi Asgari ücretin yarısı. asgari ücretim ya bir buçuk Bilmiyorum. asgari ücret falandı Abi o o zaman zaman. bizim şirketin sahibi almıyor, sen ayıptır ya. Dedim yani, o da dedim sizin takdirinizdir dedim. 10 yıllık çalışana veriyorsanız dedim. Ayıbınız Diyemedim. diyelim. Diyemedim Diyemedim. işte. Sorduğun için teşekkür ederim. Benim de haftam bu arada güzel geçti. Araya böyle bir sürü iş görüşmemi falan anlattırdım. İşte ben sorma neler yaptın, ne yaptın? De bunu yaklaşık 4-5 sene önce yaptım ben yani. Bu yeni yaptığım bir şey değil. Ne yaptın, neler yaptın? Haftan nasıl geçti? Bu sefer ama şunu istemiyorum. Yok, bunu bekliyordum, bu olmadı, bunu bekliyordum, bu. Olan bir şey söyler misin bu hafta? Olan bir şey şöyle, biraz kendi mesleki yani iş yerindeki hayatımdan sıyrılıp biraz şu anki yaptığımız işe, podcast'imize biraz özen göstermek istedim. Dedim ki devir değişiyor. Senin işin bu ama. Bu diğer işim. İkinci Ek işim. işim. Ha, ek iş Geceleri lütfen. podcast'e Ek iş değil. Ek çıkıyorum işim değil. İkinci bir işim bu. Şöyle dedim ki devir değişiyor. Bizim dedim bu podcast'imizin içine yeni bulduğumuz şeyleri, AI'yı, artificial intelligence'ı yani Intelligent mı? Cins. intelligence'ı, artificial intelligence'ı, zeka diyelim yapay kısaca. zekayı adapte etmemiz lazım dedim. Ve Bununla şu ana ilgili kadarki kaydımızın aslında biz yapay değiliz. zekaya Dedim yaptırılmış ki bir biz dedim bunu kendimize dedim sistemimize sokmalıyız. Dinleyicilerimize bunu sunabilmeliyiz dedim. Bunun üzerine araştırmalar yaptım, okumalar yaptım. Hiçbir şey de bulamadım yani, öyle kaldı. niye bir bugün konuklarımız mesela Eda Metin Özülkü. O kim ya? Yapay zekaya yaptır işte bunu. Eda Metin Özülkü kim ya? Eda Metin Özülkü oğlum şey. Seninle Olmak Var Ya'yı Bayhan'dan biliyorsun da Eda Metin Özülkü yazdı onu. Onun Metin problemi. Özülkü. Onun problemi. Abi nasıl Ben bilmiyorsun Bayhan'ı ya? tanırım. Bayhan'ı mı tanırsın? Ben Bayhan'ı tanırım abi. Bayhan da birinci sezonda konuğumuz Bayhan da aslında yapay olacak. zeka. Öyle yani biraz web sitemizi biraz çeki düzen vermeye çalıştım. Podcastlerimizdeki kapak fotoğraflarımızı biraz düzenledim. Birinci sezonumuz için küçük hazırlıklar peşindeyim. Birinci mi sezon? Birinci sezonumuz için küçük hazırlıklar peşindeyim. Biraz ön hazırlık yapıyorum. Onlara biraz hazır girelim istiyorum çünkü. Birinci sezondan peki beklentilerin ya da Para. Birinci sezondan beklenti para yeter kazan. de artık içimiz dışımız para oldu ya, paraya boğulduk ya. Çok paraya sıkıştım. Gerçekten birinci sezondan bir sürpriz ver, bir de beklentin ne onu anlat. Birinci sezondan sürprizimiz konuklu bölüm yapmayı planlıyoruz. İnşallah. Biraz konuklu bir konsept. Konuklu bir konsepte geçeceğiz. Her bölümümüz değil ama işte ara ara konuklarımız olacak. Peki bu Olmalı. konuklarımız gerçekten konuk mudur? Konuk mudur? Yani kim ya bunlar? Konuk yani işte. Yani sizlerin de onları dinlemekten keyif alacağınız. Eğer bu zamana kadar bizden keyif aldıysanız onlardan Tam olarak hayli onu söyleyecektim. Yani hayli alırsınız. şu an biz aslında kendi aramızda yaptığımız muhabbet zaten bizi sardığı için muhabbetimizi daha da sardıracak birilerini alıp onlarla da sohbetimizi daha da genişletmek, perspektifimizi büyütmek, hayat bakışımızı biraz daha genişletmek istiyoruz. Mesut Can Ay biçim Toma'yla. gelecek. Ondan sonra deli mi ne? İşte Başlarız, Just Bide'den başlar artık. en son da sezon finalini şimdiden söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Mehmet Ali Erbil Almadım ya. BCD'yi. gelir. Evet, böyle şeyler planlıyoruz sezon 1'den. Beklentim de güzel geçmesi, sıkıntısız bir şekilde bitirmemiz ve İnşallah. tabii ki herkesin tahmin edebileceği gibi Yok, bizim parayla işimiz gücümüz olmaz. Tamamen gelmiyor. hobi olarak yapıyoruz biz bu işi. Kime hobi? Ya kendimize hobi. Yani kalkıp bir keman çalmıyorsun, mızıka çalmıyorsun orada. Geliyorsun podcast yapıyorsun. İşte işsizlik. Yani buradan bize şey diyenler olmuş. Yok efendim, işte eline mikrofon alan podcaster olmuş. Olur abi. Yani Aynen. bu podcast kaydetmek zor bir iş değil. Özgüven isteyen bir iş. Al eline mikrofonu. Sen de kaydet Ha, sen de kardeşim. kaydet. Ya burada Yani bu bir şey değil ki.
Kuruyorsun setup'ını. Setup'ını kuruyorsun. Bir tane mikser, iki tane mikrofon. Bilgisayara tık diye takıyorsun. Çayın Kaydete kahven basıyorsun. varsa, Ha, evde de kahvem nerede kedin benim? varsa bitti gitti şurada. Ha, o çok önemli ama. Evde kedin olması lazım. Kedisiz evde Ha. podcast kaydedilmez. Caiz değil. O zaman benimle bir harf seçerek o harfle başlayan cevapların olduğu o güzel oyunu oynar mısın? Oynarım. Buradan da Mehmet bu Ali Erbil'e Mehmet Ali Erbil tabii selam ki. olsun. Ama son zamanlarda bunu Amanın ne? BCDYZİ. acaba ne? Üçünsüz bir ünlü harf. Bu arada çok özür dilerim oyuna geçmeden. BCDYZ'den sonra en mantıklı seçim KLMA'dır. Neden abi? Çok kullanılan harfler bunlar. Sadece bu bilgiyi vermek istedim. Şeyi de çok özlemedik mi ya? Jazz. Smallho mu? Yok Jazz Moho değil de. Mehmet Ali Erbil'in şeyde Ha, halının içine saray salam yedirdi. halı. Saray halının içine sarıp da şey yaptı. Mıhtar vardı. Jazz vardı. Neyse ya. Aman ne güzel günlerdi. Ah Şakira'nın geldiği zamanlar. O zaman ben alfabeyi saymaya başlıyorum. Sen bana dur de. Dur. Daha başlamadım. Başlıyorum. Başlıyorum. Dur. Dur oğlum başlamadım. A. A'yı seçemeyeceğim şimdi. Biraz bekleyeyim A'ya gidene geri gel benim A. Dur. G. Yavaş sayıyorum. Tamam E. başla. Adınız? Gaye. Nerelisiniz? Giresunluyum. Ne işle meşgulsünüz? Garnizonda komutan olarak çalışıyorum. Ne kadar soru bulamadım. Ha. Ne kadar güzel. Mutlu musunuz işinizde? Gayet iyi. Yani iyi kazandırıyor yani. Galiba maaşımı sormaya çalışıyorsunuz ama. Evet, maaşınız ne kadar? Gönlümü eğlendirebilecek kadar kazanıyorum. Yol yemek sigorta dahil mi? Genelde dahil ama bizim işte değil. Aileniz peki? Aileniz var mı? Bekar mısınız? Giresun'da onlar. Evlisiniz yani. Gibi gibi. Çocuklarınız var. Gayet olgun büyük çocuklarım var. Aa, kaç yaşındalar? Giray 10 yaşında. Aha. Göksu 3 yaşında da. Ha, ne güzel. Allah bağışlasın. Ne Teşekkür güzel. ederim. Onlar da Giresun'dalar demiştiniz, değil mi? Onlar okula gidiyorlar mı? Galp Koleji'ne gidiyorlar. Galp Koleji çok hoş gerçekten. Galp Koleji bu özel okullar arasında şey olan Giresun'da ilk üçte olan okul muydu? Galiba öyleydi. Ne güzel ne güzel. Siz peki özlüyor musunuz onları? Başka bir yerde görev yapıyorsunuz galiba. Ben Garp Ben görevindeyken Aga be. Bir şey söyleyeyim. Galp. Ben demesem Garp diye bir şey vardı Montajda değil kesersin orayı mi? kendi kendine devam edersin. Garp diye bir kelime vardı değil mi? Garp'ın Garbına afakını sarmışsa. afakını sarmışsa Garp. Ya. Ama benim demek istediğim Garp o değildi. Ben Batı yok Doğu ne demekti? Doğu Garp. Garp değil mi? Garp ya. Garp mı? Garp görevi aynen. Garp görevi Tabii diyorlar canım. bana. Batıymış lan. Ha. Doğu ne acaba? Harp mı? Şark. Şark görevi ya. Baby Şak Çok iyi. Shark. Evet. Güzeldi. Güzeldi. Ben demeseydim devam ederdim ben de. Olmadı. Olsun be. Yine bu hafta çok değişik, enteresan muhabbetlere denk geldim. Bu muhabbetlerden bahsetmek istiyorum biraz sana. Tabii ki. Nerede gördüm hatırlamıyorum ama sonra bizim hanımdan da birkaç fikir aldım. Daha doğrusu fikir demeyeyim. Gerçekten böyle bir durum var mı diye de sorguladım. O da birkaç bir şey anlattı. Abi çocuklar bir şey istediği zaman işte vitrinde gördüğünde bana bunu alsana dediğinde paramız yok demeyecekmişiz. Ne Yani diyecekmişiz? asla ve asla parayı kullanmayacakmışız. Neden olduğunu hala anlamış değilim. Onun yerine bunu almaya şu an bütçemiz uygun değil. Berkecan. Hani. Bütçemiz uygun değil. Yani paramız yoksa ne diyeceğiz? Ya işte o çocuk sana sormaz mı? Ne zaman uygun olur? Olmaz. Yani kalk bir enflasyon tekhaneye düştüğü Yavrucuğum. zaman çocuğum diye. Yavrucuğum Türkiye'de yaşıyoruz. Ya yani çocuğu bence genç yaşta, erken yaşta 0-1 yaş aralığında özellikle hangi ülkede yaşadığını, hangi şartlarda yaşayacağını, büyüyeceğini öğretmemiz lazım. Kardeşim Çünkü paramız yok. hayattan bir beklentiye Yani paramız yok. Öğrensin. Kalksın gitsin. Eşekliyse çalışsın. Doğru mu? Tabii canım 2 yaşına Yani gelmiş ne gelecek kazandı hayali kursun. Yani gitti sanayiye mi be? giriyor? Nereye giriyor? Ya yani yok. O, yani biraz şeymiş. Yani parayla çok münakaşaya girmesini istemiyorlarmış çocukların. Psikolojik bir şeyler etkisi var yine. Yani yine bunun gibi şey var işte. Tutumlu olur ya psikoloji Tutumlu etkisi. işte tutumlu olması için onu da tuvalet eğitimiyle bağdaştırıyorlar. Tuvalet eğitimini verirken sen Para çocuğa sıçmıyoruz burada değil mi? tuvalet eğitimini verirken eğer ki çocuğu serbest bırakırsan yani
Bunu köylerde yetişen çocuklara da örnek veriyorlar genelde. Çok serbest bırakırsan, dağ bayıra işerse ya da tuvalette böyle falan diye bırakırsan çocuk bonkör oluyormuş abi. Ne güzel olsun. Ama Bonkörlükten zarar yok, gelmez. tutman lazım çişini, şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Sıkarsan da cimri çocuklar yetişiyormuş. Yani öğrendim, bu iki para ve çocuk ilişkisini burada paylaşmak istedim. Senin de gerçekten fikrini almak istiyorum. Çünkü benim çocukluğumdan hatırladığım, bilmiyorum psikolojime etkisi olup olmadığını ben şu an çözümleyemem kalkıp da. Bir psikovirolog değilim. Zor işte ama Kimse iyisi. ben psikolog Psikoyurolog anladım. psikolojik doktor değilim ama yani çocukluğumdan hatırladığım şu. Benim annem babam sürekli mutfakta biz uyuduktan sonra, yani kalkıp su içmeye kalkıyorsun bir şey ya da görüyorsun yani mutfakta sürekli oturduklarında şeyi görüyordum. Sürekli gelir gider konuşuyorlar. Sürekli onu yaparsak bu, buradan kısarsak Siz bunu gene iyi veririz, misiniz? Biz hep buradan gider konuşuyorduk. iyi para geliyormuş demek ki, hep gidiyor lan, gidiyor nereye gidiyor falan. Onları hatırlıyorum da paramız yok, üzerimdeki etkisini hatırlamıyorum. Paramız yok illaki demişlerdir ya sana, demediler mi bir şey aldığında Abi illa paramız yok? gidemişlerdir. Yani ben hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü bizim paramız vardı Hep genel evde. olarak. Lan ben Albeni'yi alıp heykelin üstüne, bak Serkan'dı arkadaşımla da Eryaman'da otururduk o zaman. Buradan bizi dinliyorsa da ona da selam oldu. Albeni'yi alıyorduk. Albeni'yi emcikleyerek bitmesin diye yiyorduk böyle Oğlum yem biz yem. o çocuk şeydir. Ben de albeni emcikleyerek yiyordum. Bizim marketimiz vardı. Biz öyle fakirdik abi. Oğlum bizim marketimiz vardı. Ben de emcikliyordum. Oğlum sen bütün çikolataları emcikliyordun. Ben haftada bir onu görüyordum zaten. Ha, doğru var, ayrı bir şey. Marketiniz mi vardı lan Ha, sizin? bizim marketimiz vardı. O yüzden ben fakirlik yok Onun çok şey görmedim. franchising mi aldınız abi? Yok. Bilgiç'te. Bayağı soyadımızla bir marketimiz vardı. Allah Tabii İstanbul'da. Allah. Burada ne yapıyorsun Battık sen? Ya AVM'ler abi. açıldıktan sonra Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bitti. gross Küçük esnaf. marketler ve şeyler, seri marketler diyeceğim. Ne Zincir oldu? Zincir marketler. marketlerden Başka. dolayı. Ya batmadık. Baktık sıkıntıya Piyasa başka oluyor. bir yöne gidiyor Yok, onun baktık yerine. sıkıntıya gidiyor işler iyice. Dedi ki batmadan biz bu Biz işi bu parayı kuru yemişçiye çekil. yatıralım, orada Ay, orada batıralım. battık işte kuru Sonra yemişçi iddiayla açtık. Güzel. Yani ilginç. Öyleymiş yani, çocuk eğitirsen yarın bir gün paramız yok deme. Ver, ver abi. Kredi çek, yine ver. Hayatı göstermeyeceksin çocuğa. Ne olacak çocuk? Gün yüzü görmeden kalorifere de zincirleyeyim istiyorsan çocuğu. Öyle yaşasın. Yaşasın. Herkese yaşasın. Erkek çocuğuna. Her şey Kızım her müsterih. şey mi bak? Her şeyi istediğini alsın. Abi paramız yok dersem kendi dilimi keserim bak kızıma. Devam. Etiyopya 7 yıl 8 ay geriden gelerek 12 Eylül'de yılbaşı kutladı ve 2016'ya girdi abi. Ne yaptı? 2016'ya girdi. Ben niye gündemden bayağı uzak kaldım? Bayağı resmi törenler, kutlamalar Ha. vesaire yapıldı Etiyopya'da. Ne yaptı? Takvimi geriye aldı. Yok, gerideymiş zaten. Dün Nasıl geri? 2016 yılına girdiler. Oğlum ne yapmışlar? Bunlar 2015'te mi kalmışlar? Ne Bir oldu da 2015'te önemli bir şey olmuş 8 yıldır olması orada lazım? kalmışlar. Şöyleymiş abi, bunlar Uyuyakalıyorlar. Hristiyanlıkla ilgili bir mevzuları var. İsa'nın doğumunu farklı hesaplıyorlar. Yanlış Yani hesaplamışlar. 7-8 yıl işte 7 yıl 8 ay bir sapmayla asıl doğru doğum tarihi budur diyorlar. Ve o yüzden 2016'ya girdiler. 2016'ya girmişler. 4 sene sonra maskeleri satarız oraya. Hadi bakalım. Güzel. Artı bir bilgisi daha var aynı Etiyopya'nın. Gün abi normalde bizde ilk saati kaçtır günlük saati? 00:00'dır. 23:59 00:00'da geçer. Etiyopya'da gün saat 6'da başlıyor Bak bu yani Instagram'da, sosyal medyada her yerde dikkat çekmek için işte bir tarafına çay makinesini sokan insanlara benziyor. Yani dikkat çekmek için her şeyi yapmış. Bak Hindistan ne yaptı? İsmini abi. değiştirdi. Baharat Bahori falan bir şey yaptı adını. yaptın? Baharat Bundan oldu sonra herhalde. ülkenin adı Hindistan diye, o da radikal bir karar yaptı. Etiyopya kardeşim sen de. Buradan bak Etiyopya Genel Haklıyım. Başkanı'na sesleniyorum. Neyle yönetiliyor Etiyopya? Etiyopya'nın şu an yönetildiğini falan düşünmüyorum ben ha. Etiyopya neyle yönetiliyor? Demokrasi. Etiyopya haritada yerini gösterdi, sen gösteremezsin. Demokrasiyle yönetiliyor Etiyopya. Demokrasiyle mi yönetiliyor? Bak bu kararları demokratik biçimde aldılarsa helal olsun derim. Abi bu arada şey, adamların Neyi? dini inancına göre, kendi inandıkları mezhebin inancına göre İsa 7 yıl 8 ay sonra doğmuş. Kardeşim sene oldu 2023, Hayır, globalleşen yıl. 2016. Bırak. Şimdi ne konuşacağım bu adamla? Arada 8 yıl var. Kaç yıl var?
8 Şimdi kaç lira? Kaç yıl var? 7 yıl 8 ay. 7 yıl 8 ay var. Şimdi adamla ne konuştun abi? Koronavirüste işte şöyle olduk. Böyle. Tamam, sen koronayı 2020'de yaşadın. Adam 2013'te yaşadı. Yani 7 yılı silmediler. Şey olan... Hadi onu da yap abi. 7 yılı da sil. Hafızandan sil. Aa, mesela bak, Etiyopya şeyi düşünmüş olabilir. Maya takvimine göre 2013'te dünyanın sonu gelecekti ya. 2012'de miydi? Onu yine geçti. Hayır, 2012'de dünyanın sonu gelecekti. Onların takvimine göre 2012'de biz koronavirüsü yaşadık. 2012'de onu mu düşündü diyorsun? Koronavirüs kıyamet miydi diyorsun? Onlar belki, onlar öyle gelmiş olabilir. Etiyopyalılar öyle diyor. Etiyopyalılar öyle düşünmüş olabilir. O zaman Ufuk. Sevgili Uğur. Bir kahve mi demlesek ya? Hadi. Suyu ısıt. Olmadı. Kahve demleriz. Hadi bakalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Önce sen kapat. Kalın sağlıcakla. Çok da şey yapmayın yani. Çok da kafanıza takmayın. 2016'da geçer. 2000... Hadi görüşürüz. Olur, daha 5 sene var. Aman, 8 sene. Aman sal gitsin ya.